Merhaba Çift Devlet izleyenleri, ben Tolga Cevik Küçük Yılmaz. Bu videomuzda merakla beklenen herkesin nasıl bir telefon bu acaba dediği Huawei P30 Pro'yu yakından detaylı bir şekilde inceliyoruz. Nasıl bir telefon acaba bu? Nasıl bir telefon bu acaba? Nasıl bir telefon acaba bu? Evet arkadaşlar, şimdi söz Huawei P30 Pro'da. Bakalım artılarıyla eksileriyle bizlere neler sunuyor? Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dünya ile eş zamanlı olarak daha önce Huawei P30 Pro'nun ön inceleme videosuyla beraber detaylı bir ön inceleme videosuydu. Ayrıca kutu açılış videosunda paylaşmıştık. O videoları izlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoda dediğim gibi P30 Pro'nun bizlere sunduğunu sizlere daha fazla deneyim odaklı aktaracağız. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan telefonun Türkiye'de opsiyonları fiyatlarıyla başlayalım. Şimdi iki tane P30 Pro'yu Türkiye'de satın alabiliyorsunuz. Bir tanesi 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı olan modeli. Bu ürünün fiyatı 6.999 TL. Diğer versiyon ise incelediğimiz model olan 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan model. Bu ürünün fiyatı da 7.999 TL. Şimdi dilerseniz 8 GB RAM'li ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan P30 Pro'nun bizlere neler sunduğuna sizlere de daha fazla merak ettirmeden bir göz atalım. P30 Pro'nun tasarımıyla incelememize başlıyoruz. P30 Pro'nun incelediğimiz versiyonu kristal beyaz olarak geçiyor. Ayrıca iki renk seçeneği daha ülkemizde olacak. Bir tanesi siyah, diğeri de Aurora mavisi olarak geçiyor. Gerçekten renk seçenekleri açısından oldukça başarılı buldum. Bu modelde dikkat uyandıran oldukça hoş bir renk. Beyaz diyoruz ama hem mora hem mavi hem de bazen yerine göre yeşile çalan, mavimsi bir yeşile çalan bir renge sahip ve bu da telefona ciddi bir farklılık katıyor. Biraz geçmişe gittiğimizde Huawei P20 Pro ailesini hatırlayacak olduğumuzda onun renkleri zaten başlı başına o Twilight degradeli rengiyle yeni bir akım yaratmıştı. Ondan sonra çıkan Mate 20 Pro da bu modelde renk açısından oldukça başarılı. Ve şimdi tasarım detaylarıyla beraber devam edelim. Telefon 8.4 mm kalınlığa sahip. Özellikle tasarım anlamında daha önceki modellerden biraz daha farklı bir strateji izliyor Huawei. Özellikle telefonun alt ve üst noktalarında daha keskin, daha küt ve daha kalın bir tasarım tercih edilmiş. Ayrıca telefonun daha önceki modellerine baktığımızda, yani P20 Pro ve Mate 20 Pro modelleriyle kıyasladığımızda alt tarafta biraz daha bir boşluk göze çarpıyor. Bu boşluk içinde Huawei bir açıklama yapmıştı. Telefonu tuttuğunuzda yanlışlıkla bir yerlere dokunmamanız için özellikle alt kısmında biraz daha boşluk tutulmuş. Şimdi telefon ekranın alt kısmındaki boşluk kenarlarda yok ve kenarlarda kavisli edge ekran bizlerle beraber. Bu kavisli ekranın malzeme kalitesi, görünüşü oldukça güzel. Fakat kullanımda özellikle bir kılıf kullanmıyorsanız, telefonu benim gibi parmakları ve eli çok ince olmayan bir insansanız, ekranın uç noktasına değmek istediğinizde elinizin içi ekranın istemediğiniz bir noktasına değebiliyor. O yüzden kılıfla kullandığımda herhangi bir sorun yaşamadım ama kılıfsız kullandığımda telefon yanlardan biraz istemediğim dokunmalar yapabiliyordu. Bu noktada mesela Mate 20 Pro'nun kavisi biraz daha iyi gibi gelmişti bana. Ama dediğim gibi telefonu genellikle kılıfla kullandığımız için bunu göz ardı edebiliyoruz. Telefonun ön tarafına bakacak olduğumuzda U şeklindeki çentik dikkati çekiyor ve bir diğer dikkat çeken kısım da telefonda bir ahize yok. Genelde Samsung Galaxy S10 Plus'a baktığınızda mesela ekranla kasa arasında küçük bir ahize boşluğunu görüyorsunuz. Ya da daha önceki modellerle Huawei'ni kıyasladığınızda bir ahize boşluğu görüyordunuz. Burada bir ahize yok. Peki ahizenin olmaması bize bir sorun yaşatıyor mu? En çok gelen sorulardan biriydi. Benim de inceleme öncesi en çok merak ettiğim konulardan biriydi. Kesinlikle ahizenin olmamasını bir sorun olarak yaşamıyorsunuz ki telefonun ses şiddeti gerçekten çok yüksek. Herhangi bir şekilde şikayet etmiyorsunuz. Hatta konuşurken ben sesi kısıyorum, ortalarda kullanıyorum. Pek çok kişi duyabiliyor. Sessiz bir ortamdaysanız başka insanlar da sesi duyabiliyor. Özellikle kulağınızı nereye dayayacağınızı da yazılım size gösteriyor. Direkt telefonun şu taraflarında kulağınızı dayadığınızda çok rahat bir şekilde görüşme yapabiliyorsunuz. Ara birimde bu detayın olması da oldukça güzel. Yani telefonda ahizenin olmamasını kullanıcılar sorun etmesin. Gerçekten iyi bir ses deneyimi alıyorsunuz. Şimdi en çok sorulardan biriydi ahize. Ahizeyi bir kenara bırakalım. Diğer bir konuya geçelim. Hem bu da fiziksel özelliklerle de etkili, kasa tasarımıyla etkili. Dahili hoparlörler. Genelde bu segment akıllı telefonları, üst segment akıllı telefonlara baktığımızda stereo dahili hoparlörün artık bir standart haline geldiğini görüyoruz. Ve bu da kullanıcılar için önemli bir deneyim. Gerçekten PUBG Mobile başta olmak üzere mobil oyuncular için özellikle
rakibinizin nereden geldiği, merminin nereden geldiği gibi noktalarda dahili hoparlör stereo olunca size çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Sadece oyun için değil, bir film izleyebilirsiniz, Bluetooth hoparlörünüz yoktur, o an bir müzik dinlemek istersiniz gibi pek çok noktada dahili hoparlörler kullanılıyor ve dahili hoparlörün performansı da bu seviyelere çıktığınızda iyi olmasını bekliyorsunuz. Huawei P30 Pro'da ahizde olmadığı için tek bir hoparlör var ve bu tek hoparlörde USB Type-C'nin sağ kısmındaki ızgarada konumlandırılmış. Daha önce Mate 20 Pro'da USB Type-C portun içerisinde bir hoparlör vardı ve bu pek işlevsel değildi. Çünkü telefonu şarja taktığınızda iyi bir ses alamıyordunuz. Ayrıca hoparlör ızgarası iyi bir ses deneyimi için özellikle dizayn edilir. Hoparlörün konumlandırılması çok önemlidir. USB Type-C'nin orası onun için bazen çok ideal olmayabilir ki Huawei onu da kullanmamış. Burada tek bir hoparlörle devam ediyor. Şimdi detay olarak ekranda görüyorsunuz. Desibelini ölçtük. Galaxy S10 Plus'la karşılaştırdığımızda ses seviyesi açısından, desibel açısından baktığımızda çok düşük değil. Doğru ama ses kalitesi açısından benim beklentimin biraz aşağısında kaldı. Ha, bu demek değil ki sesi duyuramıyor. Yok, gayet duyuruyor. Gayet şiddetli bir sesi var. Ama oyun oynarken elinizi şurada kapattığınızda başka bir yerden ses duyamayabiliyorsunuz. O yüzden bir şekilde hoparlörü kapatmamaya çalışıyorsunuz. Ben biraz daha deneyimsel açıdan değerlendirdiğimde artık bu segment telefonlarda çift hoparlör olması gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama bu dediklerimin dışında dahili hoparlör performansı sizin için çok önemli değilse bu dediklerimi yok sayabilirsiniz. Çünkü herkes için önemli bir nokta değil. Hazır bu kadar ses özelliğinden bahsetmişken Bluetooth cihazlara bağlantısından ve kulaklık performansından da bahsetmek istiyorum. Bu noktada Huawei Mate 20 Pro'da çok büyük bir farklılık sunmuyor. Mate 20 Pro ile benzer bir ses deneyimi sunuyor. Ben Bluetooth cihazlarla bağladığımda Mate 20 Pro ve Galaxy S10 Plus ile karşılaştırdığımda S10 Plus'a göre benzer bir kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Yani Mate 20 Pro, S10 Plus hepsinin benzer bir ses kalitesi var. Huawei P30 Pro'nun burada dezavantajı Spotify gibi bir müzik programında equalizer'ınızı özelleştiremiyorsunuz. Kullandığınız ses sisteminde bas karakteri çok yüksekse mesela bası equalizer'dan biraz kısmak istediğinizde de bunu yapamıyorsunuz. Bu segment bir telefonda onun da bence eklenmesi gerekiyor. Ama Huawei mühendisleri bu konuda iyi. EMUI arayüzüne sürekli geliştirmeler yapıyorlar. Bence önümüzdeki sürümlerde bu equalizer desteği de gelecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, tasarım ve fiziksel özelliklerle devam ediyoruz. Fiziksel özelliklerle bağıntılı pek çok deneyimlerimizi de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Telefonun ekrandan parmak izi okuyucusu devam ediyor. İlk başta Mate 20 Pro ile karşımıza çıkmıştı. P30 Pro'da da ekrandan parmak izi okuyucusu var. Sadece Mate 20 Pro ile konumlandırması farklı. Mate 20 Pro'da parmak izini dokunduğunuz alan biraz yukarıdaydı. P30 Pro'da bu sefer ekranın hemen altının bir üstüne yerleştirilmiş ve ben dokunma açısından bunu oldukça başarılı buldum. Ekrandan parmak izinden bahsetmişken yüz tanımadan bahsetmemek de olmaz. Ön kamera 32 megapiksellik olan kamera yüzünüzü hem düşük ışıkta hem bayağı bir karanlık alanda da algılıyor ve yüzünüzü hızlı bir şekilde açıyor. Bu konuda zaten Huawei geçmişten beri telefonlarıyla beraber hızlı bir yüz tanıma performansı bizlere sunuyor. Mate 20 Pro'ya göre 3D doğrulama yapmıyor. Sadece kamera ve yazılımla beraber yüz tanıma yapıyor ama bunu da başarılı bir şekilde yapıyor. Gelelim tuşlara. Telefonun sağında güç butonu ve ses kısıp açma butonu var. Bu güç butonunun konumlandırması gerçekten başarılı. Galaxy S10 Plus'ta bu buton biraz yukarıda kalıyordu. Ama Huawei P30 Pro'da güzel bir konuma konmuş. Hem yanlışlıkla basmıyorsunuz hem de basmak istediğinizde öyle yukarılara çok fazla çıkmaya çalışmıyorsunuz. Bir premium üst segment telefonundan beklediğiniz gibi tuşların oynamaması, basış hissi de oldukça başarılı. Tasarımla ilgili eklemek istediğim bir diğer detay var. Ön arka cam olarak geliyor ama ne sitesinde ne Huawei yetkililerine sorduğumda ne diğer incelemelere, yurt dışındaki global incelemelere baktığımızda, hatta sunumlarda da bu ekranın ve kasanın Gorilla Glass kaç olduğu ile ilgili bir ibare yok. Huawei Mate 20 Pro Gorilla Glass 5'ti. Gorilla Glass 6 olsaydı sanki açıklanırdı diye düşünüyorum. Gorilla Glass 5'tir diye tahmin yürütmeye devam ediyorum ama bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Olursa metne güncelleme atacağız arkadaşlar ama normal kullandığımız süre zarfında ekranın öyle çok kolay çizilebilir yapıda olmadığını da söylemek istiyorum. Şimdi bazı telefonlar var, Gorilla Glass 5 oluyor ya da 4 oluyor, 6 oluyor. Bu daha kolay çizilebiliyor. Ama bu telefonun normal kullandığım süre zarfında 3 haftadır bende öyle ekranında bariz bir çizilme olmadı. Ben bu açıdan başarılı buldum. Tasarımın sonunda bir de suya karşı dayanıklılığından da bahsetmem gerekiyor. IP68 sertifikasıyla beraber suya ve toza karşı dayanıklı zaten bu segment.
işte artık olmazsa olmazlar. Kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj özelliği de var. Bu özellikler de oldukça güzel. Zaten incelememizin sonuna doğru şarj özelliklerinden de bahsedeceğiz. Ve Huawei P30 Pro'nun ekranıyla incelememize devam ediyoruz. Şimdi Mate 20 Pro'yu bir akıllarımızda tutalım. 2K çözünürlüğünde bir ekranı vardı. P30 Pro'yu şimdi düşünelim. Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekranı var. Yani ekran çözünürlükleri iki telefonun farklı. Büyük ihtimalle Huawei Mate serisiyle P serisini ayırmak için bazı özellik farklılıkları ortaya çıkartıyor. Bu da bunlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Normal günlük hayatta ben Mate 20 Pro'da kullandım, P30 Pro'da kullandım. 2K ile Full HD arasındaki çözünürlüğü normal hayatınızda çok fazla hissetmiyorsunuz. Nerede hissediyorsunuz? Hiç hissetmiyorsunuz diyemem. Ama özellikle AMOLED ekranlı bir telefon olduğu için, AMOLED ekranların piksel dizilimi IPS ekranlardan farklı olduğu için PPI değerlerinin olduğundan biraz daha düşük gibi görebilirsiniz. Bu panelin dizilimine göre değişmekle beraber IPS ile AMOLED ekran arasındaki farklılıklardan biridir. Özellikle PUBG'de oyun oynarken küçük fontla yazılan yazılarda Mate 20 Pro'ya göre bazen çözünürlüğün ve PPI değerlerinin düşük olduğunu biraz daha rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ama onun haricinde günlük kullanımda bunun çok bir dezavantajını hissetmiyorsunuz. Hatta Full HD bir telefon ve benzer donanımda olduğu için 2K ekrana göre biraz daha performansta iyileştirme, performansta iyileşme olmuyorsa da pil ömrüne pozitif etkiyi hissediyorsunuz. Ekran 6.47 inç büyüklüğünde, yani 6.5 inç neredeyse büyüklükte bir ekran var ve bu ekran sadece U tipi çentikle beraber geldiği için size geniş bir işlevsel alan sunuyor. Ben bu açıdan çok beğendim. Ekranın DCI-P3 geniş renk gamut desteği var. Bu konuda başarılı HDR10 desteği de var. Ekrandan parmak izi okuma performansını da oldukça başarılı buldum. Genel olarak ekran deneyimi iyi ama 398 PPI bu segmentteki amiral gemileriyle kıyasladığımızda biraz aşağıda kalabiliyor. Çünkü Mate 20 Pro'nun PPI değerlerini hatırlayacak olursak da Mate 20 Pro'da 538 PPI bir piksel yoğunluğu vardı. Piksel yoğunluklarında bir fark var ama dediğim gibi çok çok detaycı değilseniz, bazı siyah üstüne beyaz yazılara, küçük fontlara böyle bakmayacaksanız o farkı günlük hayatta hissetmeyeceksiniz. Normalde incelememizin bu safhasında donanımdan bahsedecektik ama Huawei P30 Pro'da Kirin 980 işlemcisi var ve Mate 20 Pro'da kullanılan bir işlemci. O yüzden aşina olduğumuz için onu kameradan sonraya alacağım. Herkesin merakla beklediği yer kamera ve genel deneyim performansı. Şimdi kamerada gerçekten iyileştirmeler var. Mate 20 Pro ile karşılaştırdığınızda özellikle düşük ışık performansı çok ciddi seviyelerde artırılmış. 400.000 seviyesinde ISO değerine çıkabiliyor. Gece diğer telefonların görmediği yerleri fotoğraf çekip görebiliyor. O fotoğrafı büyük ihtimal bir yerde kullanmayacaksınız ama çok düşük bir yerde diğer telefonların hiçbir şey çekemediği noktada P30 Pro bir şeyleri görebiliyor, bir şeyleri çekebiliyor. O fotoğrafı kullanırsın, kullanmazsın. O bir kriterdir. Çok düşük ışıkta güzel performans gösteriyor. Ayrıca yeni sensörle beraber zaten bu yüksek ISO değerlerine çıkabiliyor. Düşük ışıkta daha iyi performans gösteriyor. Bunların yanında 5x optik zoom var, 10x hibrit zoom var, 50x dijital zoom var. Ve gerçekten bir tane binayı çektik bizim ofisin o taraflarda. Camı açık olsa içeride insanın ne yaptığını görebilecektik neredeyse. Periskop lens diyorlar ya, hakikaten şu görmüş olduğunuz kamera tam bir periskop görevi yapıyor ve 50x'de bile özellikle gün ışığındaysa bozulmadan görüntüyü sizlerle paylaşıyor. Şimdi dilerseniz kamera özelliklerine bakalım ve deneyimlerimizi, çektiğimiz fotoğrafları sizlerle paylaşalım. Deneyimlerimize geçmeden önce arka taraftaki 4 kamerayı yakından tanıyalım. Arka tarafta 40 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera 27 mm'lik geniş açılı bir lensle geliyor. Diyafram değeri de f1.6. Bu yüzden düşük ışık performansı da oldukça başarılı. İkinci kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde ve 16 mm ultra geniş açıya sahip f2.2 diyafram değerinde. Bu kamerayla ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsun. Üçüncü kamera ise optik periskop lens adıyla geçiyor. Huawei lansmanında, tanıtımında bundan epey bahsetti. Esas sensör değişimi büyük fark. İkinci büyük farklılık ise bu lensle karşımıza çıkıyor ve bu lens sayesinde 10x hibrit, 5x optik ve 50x dijital yakınlaştırma yapabiliyoruz. Bu lens 8 megapiksel çözünürlüğünde ve 125 mm'lik bir açıyla beraber geliyor. Diyafram değeri ise f3.4. Şimdi arkadaki bu 3 kameranın yanında hemen flash'ın altında bir kamera daha var. Bu da 4. kamera. Bu TOF lens olarak, TOF kamera olarak geçiyor ve bu kameranın esas yaptığı iş ise derinlik algılaması. Bu derinlik algılaması gerçekten ciddi bir seviyede derinlik algılaması. Hani öyle pek çok kamerada, telefonda kullanılan normal bir derinlik algılama işi yapan kamera değil. TOF sensörle beraber şöyle düşünün. Elektrikli akıllı süpürgeler var ve süpürgeler nereden nereye gideceğini çok iyi bir şekilde ayarlayabiliyor. En azından bir yerden
aşağı düşmüyor ya da bir yere çarpmıyor. Çünkü neden? Üzerinde genellikle TOF lens kullanılır. Hem AR uygulamaları için hem de kamera uygulaması için TOF lens size çok iyi bir derinlik ayarı sunuyor ve bu da kameradaki portre modu başta olmak üzere, video çekim modlarında başta olmak üzere pek çok yerde karşınıza çıkıyor. Kamera tarafında Huawei zaten Mate 10 Pro'dan tutun. Ondan sonra P20 Pro, Mate 20 Pro ve şimdi geldik P30 Pro. Gerçekten Leica işbirliğiyle beraber inanılmaz işlere imza attı ve P30 Pro'da da arka kamera deneyimi gerçekten fotoğrafçılık anlamında bir üst seviyeye çıkıyor. Özellikle optik yakınlaştırmada görüntü bozulmuyor. Görüntüyü akşam da yakınlaştırdığınızda da deneyimin çok da kötü olmadığını görüyorsunuz. Gerçekten hani diğer telefonların normalde çekemediğini bir de optik yakınlaştırmayla çekiyorsunuz. Bu konuda gerçekten şaşırtıcı ve iyi bir deneyim sunuyor. Pek çok yakınlaştırmalı görseli sizlerle paylaştık ve özellikle gece modundaki fotoğraflardaki başarısından da bahsetmek istiyorum. Bir tarafta S10 Plus ve bir tarafta da Huawei P30 Pro'nun gece modunda çektiğim fotoğrafları var. Tabii Huawei P30 Pro'da uzun pozlama var. 5 saniye gece moduyla beraber çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Galaxy S10'da sadece yapay zeka gece olduğunu algılıyor ve ona göre bir renk ayarı yapıyor. Arada 5 saniye gibi bir uzun pozlama farkı var tabii ki de o fark sonuca da yansıyor. Ama diğer telefonlarla da kıyasladığımızda gerçekten düşük ışık modunda P30 Pro çok iyi işler başarıyor. Arka kameranın hem hızı hem yapay zeka performansı gerçekten başarılı. Mesela bir kedi çektim. Kedi sürekli hareket ediyordu ve kedi olduğunu algıladı. Hemen çekebildim. Yani bekletmiyor. Bekletmediği için kedinin hareketlerinden dolayı görüntü bulanık değil. Net bir şekilde çekebiliyor. Pek çok noktada yapay zeka işinizi kurtarıyor. Arka kamerayla fotoğraf deneyimlerimizi sonuna gelmeden önce yine süper makro modunun olduğunu hatırlatayım. Mate 20 Pro'da da karşımızdaydı. 2,5 santim alanları çok daha net bir şekilde süper makro moduyla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu konu oldukça başarılı. Mate 20 Pro'da da bu başarının hakkını vermiştik. Ayrıca süper portre modu var. Süper portre modu sayesinde hem arka kamera hem ön kamera yapay zeka artı HDR'ı bir arada değerlendirip çok daha iyi fotoğraflar çekiyor. Özellikle hem ön kamera hem arka kamerayla ters ışıkta çektiğiniz süper portreler çok daha iyi çekiyor. Hem düşük ışıkta hem ters ışıkta hem de normalde bu kadar iyi çıkmasını beklemediğiniz fotoğraf alanlarında yazılım ve pek çok pozlamanın birleştirilmesinin sonucunda iyi bir deneyim sizlerle beraber. Ve gelelim ön kamera. Hepimiz selfie fotoğraflarını bol bol çekiyoruz. Ön kamera bizim için çok önemli. Huawei'de P30 Pro'da 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera kullanmış. F2.0 diyafram değerine sahip bu kamera. Güzel portre fotoğrafları ve normal selfie fotoğrafları çekebiliyor. Düşük ışıkta biraz daha iyi olabilirdi ön kamera. Daha iyi ön kameralar gördüm düşük ışıkta ama yeterli bir ışık varsa ya da gece ışıklı bir ortamda fotoğraf çekiyorsanız bir kullanıcının beklentilerini rahatlıkla karşılayacak iyi bir ön kamera var. Daha önceki modellerle kıyasladığımızda Huawei'nin ön kamerada da kendini geliştirdiğini görüyoruz. P30 Pro selfie konusunda P20 Pro'dan da Mate 20 Pro'dan da daha iyi bir deneyim sunuyor. İncelemede bir farklılık da olsun deneyimimi de paylaşmak istedim. Otofokus yok. Bunun bilgisini vermek istiyorum arkadaşlar. Pek çok telefonun ön kamerasında otofokus var ama burada Huawei ne yapmış? Yüz takibi sizlerle beraber sunuluyor. Çok yaklaşmadığınız sürece yüzünüzü algılıyor, yüzünüzü takip ediyor ve sabit fokuslu lens sizi net bir şekilde çekebiliyor. Ta ki kameranın çok içine girdiğinizde. Ben iki tarafta gözümü çektim. Şimdi bir Galaxy S10 Plus'la bir de Huawei P30 Pro'yla kendimi selfie çektim. Bir de ondan sonra gözümü çektim. Ve bu noktada Galaxy S10 Plus'ın ön kamerası otofokus desteklediği için gözümü oldukça net bir şekilde çekiyorken otofokus desteği olmadığı için Huawei P30 Pro'nun ön kamerasında biraz fluluk oluyor. Ama dediğim gibi kimse normal hayatında gözünün içine kadar kamerayı sokup selfie çekmeye çalışmayacağı için bu sizin hayatınızı etkilemeyecek bir özellik. Ön kamerası diğer Huawei modellerine göre daha iyi ama tüm rakiplerine göre kıyasladığımızda en iyisi değil. Yani arka kamerasının iddiası ön kamerada yok. Ve şimdi kameranın sonuna gelmeden önce video tarafıyla devam edeceğim. Video tarafında Huawei'nin bir özellikle Samsung ve Apple'a göre biraz daha geriden gittiğini biliyoruz. Çünkü özellikle 4K 60fps başta olmak üzere pek çok konuda daha önceki modellere kıyasladığımızda deneyim konusunda, video performans konusunda biraz daha geride kalıyordu. Şimdi P30 Pro'da da baktığımızda 4K 60fps olacak mı olmayacak mı en çok merak ettiğimiz konulardan biriydi. 4K 60fps desteği
desteği P30 Pro'da da yok. 4K 60 FPS yok diye bir telefon çok da kötü video çekiyor anlamına gelmiyor. Da altını çizeyim. Yani bir telefon Full HD 60 FPS de çekse ya da normal 4K video da çekiyor olsa pek çok şeyi karşılıyor. Ama hani bu segmentte sonuçta rakiplerinin böyle bir standart algısı oluştu ve bu özellikler kullanıcılara sunuluyor. Peki video tarafında daha başka ne özellikler var? Optik imaj sabitleme ve yapay zeka birleşiyor ve o da güzel bir şekilde takip edebiliyor. Bunu gerçekten beğendim ve güzel bir şekilde yapabiliyor video deneyimlerinde. Fakat yine sizin bir telefonunuz varsa ve arada mesela biz yayıncılık yapıyoruz. Ben buradaki bir videoyu telefonla da çekebilirim. Başka yerlerde telefonla da video çekebilirim. Mesela dün inceleme için gelen bir otomobilin bazı küçük detaylarında P30 Pro yanımda vardı. P30 Pro kullandığım için onunla çekmek istedim. Ama ben iPhone 10S Max ya da Galaxy S10 Plus'la o videoları çekseydim biraz daha iyi bir video çekeceğini düşünüyorum. Ama yeterli bir ışık varsa, kamera fotoğrafta çok iyi ama videoda biraz daha rakiplerinin gerisinde olduğunu düşünüyorum. Ha, videoda iyi olan noktalar yok mu? Var. Neler var? Özellikle rakiplerinde olmayan çok daha fazla yakınlaşabilen bir kamerası var. Optik zoom'u video çekerken de kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir artı, olmayan bir artı. Ayrıca düşük ışıkta iyi performans gösteriyor. Ta ki ışıklı bir nesne olmadığında, mesela karanlıkta video çekiyorsunuz ama arabanın kadranı var, dijital bir kadran. Oradaki o ışık biraz işleri bozuyor. Ama karanlık içerisinde bir ortamdaysanız bu sefer diğer telefonlardan daha performanslı bir video deneyimi de yaşıyorsunuz. Evet, Huawei P30 Pro'nun donanımıyla devam ediyoruz. P30 Pro'nun donanımına aşinayız. Çünkü Kirin 980 işlemcisi var. 7 nanometrelik bu işlemci güzel bir performans sunuyor. Sentetik testleri bir kenara bıraktığınızda günlük deneyimde iPhone modellerinden de Samsung'un Exynos 9820'li Galaxy S10 modellerinden de Snapdragon 855'li ya da 845'li telefonlardan da bir eksiklik hissetmiyorsunuz. Sentetik testlere baktığınızda evet 855'in ve Exynos 9820'nin biraz gerisinde kalan bir işlemci. Ben burada performans testlerini de sizlerle paylaşacağım, okuyacağım. Ekranda da göreceksiniz. Evet, sentetik testlere baktığınızda biraz geride kalacak ama ben S10 Plus'ı da yaklaşık bir ay kullandım. Uzun kullanım testini de izleyebilirsiniz. PUBG'de nasıl bir performans alıyorsam bu telefonda da aynı deneyimi alıyorum. Gerçekten PUBG'yi de çok başarılı buldum. Hem ısınmıyor hem de iyi bir deneyim bizlere sunuyor. İlk başta testte işlemcinin ısınma grafiğiyle başlamak istiyorum. 15 dakikalık bir test sonucunda işlemcinin ısıl grafiği çok başarılı. Yani soğutması gerçekten iyi. Ayrıca Kirin 980 7 nanometre yapısıyla beraber ısınmayan, termal anlamda güzel bir işlemci. Bunun meyvelerini PUBG oynarken de hissediyorsunuz. 30 dakika, 32 dakika, 33 dakika bir PUBG oynadığınızda telefon ısınmaya başladığında bu sefer gerçekte soğukken iyi performans veren bir telefon. Performans açısından ısındığı için işlemcisi yavaşlıyor ve düşük performans vermeye başlıyor. Anlık kasmalar yapmaya başlıyor. Huawei P30 Pro'da bunların hiçbirini yaşamıyorsunuz. Gerçekten termal anlamda güzel çalışan bir cihaz. Bunun yanında yapay zekada yazılım açısından da sizlere çok ciddi yardımlarda bulunuyor. EMUI 9.1 ile beraber hem yapay zeka hem ara birim hem az kaynak tüketiyor hem de çok iyi bir performans sizlere sunuyor. Ve sentetik test sonuçlarını da okuyalım arkadaşlar. İlk testimiz GFX Bench. GFX Bench'te Manhattan'da ekran açıkken kendi ekran çözünürlüğünde 59 FPS, off screen modunda yani Full HD modda ise 91 FPS gibi bir değer oluyor. T-Rex'te ise kendi ekran çözünürlüğünde 60 FPS, ekran kapalıyken 138 FPS gibi bir değer elde ediyor. Diğer bir testimiz Antutu. Antutu'da 316.982 puan almayı başarıyor. Burada Galaxy S10 Plus 333.000 gibi bir puan alıyordu. Snapdragon 855'li telefonlarda bu iki modelinde daha yukarısında bir puan alıyor. Ama dediğim gibi günlük deneyimde bunları hissetmiyorsunuz. Son testimiz Geekbench. Geekbench'teki tek çekirdek işlemci skoru 3356. Çoklu çekirdek skoru ise 10.023. Burada da yine diğer testlerle paralel bir skor aldığını görüyoruz. Ben Huawei Mate 20 Pro incelemesini bilmiyorum. Kirin 970 ile ilgili de bilgi sahibi değilim. Bu incelemede ben bunu da öğrenmek istiyorum diyorsanız ben Kirin 980 işlemcisi biraz daha açayım bu videoda arkadaşlar. İşlemci 8 çekirdekli yapıda 7 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. İşlemcinin 4 çekirdeği ARM Cortex A76 mimarisini kullanıyor. Diğer 4 çekirdeği ise ARM Cortex A55 mimarisini kullanıyor. ARM Cortex A76 çekirdeklerinden en yüksek performanslı 2 çekirdek 2.6 GHz hızında çalışıyorken diğer 2 çekirdek ise 1.92 GHz hızında çalışıyor. Diğer düşük güç tüketimli 4 çekirdek ise 1.8 GHz hızında çalışıyor. Videonun başında söylemiş olduğum gibi iki farklı RAM modülü var. Bir 6 GB, bir 8 GB. 6 GB da yeterli, 8 GB da yeterli. EMUI çok fazla kaynak tüketmiyor. Ama hani bu segmentte ben olsam bu kadar fiyat vermişken 6 yerine artık 8 GB'lık versiyonunu almaya dikkat ederim.
Artırılabilir hafıza desteği var ama nano SD kart olarak geçiyor. Bu da pek yaygın değil. Her yerde micro SD kart var. Zaten 128 ya da 256'lık bir telefon almışken onun hafızasında çok fazla arttırma ihtiyacı duyacağınızı düşünmüyorum. Grafik işlemci tarafında ise Mali G76 kullanılıyor. Ayrıca 10 çekirdekli yapıda GPU Turbo'yu da destekliyor. GPU Turbo ile beraber yapay zekayı da düşündüğünüzde oyunlarda iyi bir performans alıyorsunuz. Evet arkadaşlar, Huawei'nin en iyi olduğu noktalardan birine geldik. Batarya. Batarya konusunda Huawei yaklaşık 4-5 nesildir gerçekten iyi işler çıkartıyor. Hem yapay zeka hem yüksek pil kapasiteleriyle beraber kullanıcılara iyi bir deneyim sunuluyor. Şimdi ben pil testlerinin performans değerlerinden bahsedeceğim. Geekbench'te 4610 puan alıyor ama bu puanlar bize bir şey ifade etmiyor. Yani size ben şimdi 4610 puan dedim diye hiçbir şey anlaşılmıyor. Ekran bu test sürecinde ne kadar süre açık kalmış ondan bahsetmek istiyorum. Ekran süresine bakacak olduğumuzda ekranın 7 saat 41 dakika boyunca test aldığını ve açık kaldığını görüyoruz. Ekran parlaklığı en sonda, kablosuz veriler açık, sim kart yok. Ve bu test işlemi yapılıyor. Geekbench'in batarya testi de 7 saat 41 dakika boyunca çalışıyor. Günlük kullanıma bakacak olduğumuzda özellikle yapay zekanın avantajı burada şöyle devreye giriyor. Ben iPhone'ları şundan seviyorum. Normalde telefonu kullanmadığınızda şarjı gitmiyor. Çünkü telefonu kullanmıyorum. Evet. Huawei'lerde de bu şekilde. Telefonu kullanmadığınızda telefonu şarjı gitmiyor. Olması gereken bir şey ama Android'deki pek çok telefona baktığımızda bu her zaman olması gerektiği gibi olmuyor. Benim en çok sevdiğim detaylardan biri akşam yatarken telefonu şarja takmak zorunluluğu olmaması. Günlük pil ömrü açısından oldukça başarılı. 7,5 saat, 8 saat ekran açık süresi sizlere rahatlıkla sunulabiliyor. Tabi oyun oynadığınızda bu süreler değişebilir. 5,5-6 saatlere düşebilir. Hani o artık ne işlem yaptığınıza bağlı ama hani günlük kullanımda amiral gemisi seviyesinde gerçekten iyi bir pil deneyimi alıyoruz. 4200 mAh'de kapasite açısından da az değil. Telefonla bunu iradeli, dirayetli kullanıyor. Bu açıdan da beğendim. Ayrıca süper şarj özelliği var. Kutu içerisinden çıkan adaptörle beraber telefon ultra hızlı şarj oluyor. Mate 20 Pro'da da görmüştük. Yine P30 Pro'da da bunu görmeye devam ediyoruz. İlk 10 dakikada %29 şarj oluyor. 20 dakikada %53, 30 dakikada ise %74 gibi inanılmaz bir değerde şarj olduğunu görüyoruz. Daha sonra artık bataryanın rahatlaması açısından şarj performansı biraz daha yavaşlıyor ve tam şarj kapasitesi %100 olması 58 dakika, yani 1 saatte telefonun bataryası tamamen şarj oluyor. Ama ilk o %70'e hızlı çıkan batarya daha sonra bataryanın sağlığı açısından biraz daha yavaşlayarak şarj olmaya devam ediyor ve 1 saat içerisinde %100 oluyor. Galaxy S10 Plus gibi bir üst segment telefonda bu rakam 1 saat 33 dakika. Yani yarım saat daha kısa sürede telefonunuz tam şarj oluyor. Evet arkadaşlar, şarj kısmını kapatmadan önce kablosuz ters şarj özelliğinin olduğunu söyleyelim. Ayrıca 15 watt gücünde kablosuz şarj desteği de var. Bu konuda da oldukça başarılı. Yaklaşık 1,5 saat, 2 saat aralığında tam şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj da bu konuda da başarılı. Sektöründe iyi bir noktada Huawei P30 Pro. Son olarak incelememizi kapatmadan önce bağlantı özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Bu noktada da Mate 20 Pro ile oldukça benzer. AC bağlantısı var. Wi-Fi 5 GHz bağlantılarını destekliyor. Wi-Fi 6 desteği yok. Bluetooth 5.0 desteği var. Ayrıca kızılötesi bağlantısı da var. Ben hala telefonu kumanda gibi de kullanayım diyorsanız bu kızılötesi portunun da oldukça işlevsel olduğunu söyleyelim arkadaşlar ve incelememizin sonuna geliyoruz. Biraz uzun oldu ama P30 Pro ile ilgili deneyimlerimi, görüşlerimi, diğer telefonlarla olan farklılıklarını sizlere uzun uzun aktarmak istedim. Özellikle üst segmentte bir telefon alma konusunda kararsız kalan kişilerin Huawei P30 Pro ile ilgili bu detayları merak ettiğini düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hemen yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız bizim için de değerli. Ayrıca okurlarımız için de değerli. Siz ne düşünüyorsunuz? Huawei P30 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim düşüncem şu. Mate 20 Pro'nun kamerasının çok daha geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Onun haricindeki detaylar da biraz karakteristik olarak benzer telefonlar. Mate 20 Pro zaten iyi bir telefon. Hem süper şarj özelliği olsun, hem kablosuz şarj paylaşımı, hem 7 nanometrelik Kirin 980 işlemcisi, hem ekran deneyimi, yüz tanıma özelliği, ekrandan parmak izi okuma gibi aklınıza gelebilecek pek çok özellik zaten Mate 20 Pro'da da var. Mate 20 Pro'ya göre P30 Pro'da kamera tarafında ciddi geliştirmeler var. Genele baktığımızda biraz mobil fotoğrafçılık odaklı bir geliştirme, bir telefon olduğunu görüyoruz P30 Pro'nun. Tercihlerinizi buna göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak daha uygun fiyata Mate 20 Pro tercih eden bir kullanıcının optik zoom ve gece fotoğraf çekme konusunda düşük ışık performansında yaşayacağı kayıplar dışında çok bir
hayatında değişen nokta olmayacak. Hatta ekran deneyimi biraz daha iyi olacak. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.